Ateş olmayan yanma. Elektrik. Dünya tarihinin en büyük keşiflerinden biri. Dünyanın neredeyse tümü elektrik enerjisiyle çalışan ampullerle aydınlanıyor. Gerçekte ise bu büyük keşfe bundan tam 14 asır öncesinde Kur'an ayetlerinde dikkat çekilmiştir. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde çerağı bulunan bir kandil gibidir. Çerağı bir sırça içindedir. Sırça sanki incimsi bir yıldızdır ki doğuya da batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır. Bu öyle bir ağaç ki neredeyse ateş ona dokunmasa da yağı ışık verir. Bu nur üstüne nurdur. Allah kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip iletir. Allah insanlar için örnekler verir. Allah her şeyi bilendir. Nur suresindeki bu ayetlerde ışık veren bir nesneden bahsedilmektedir. Bu nesnenin tarifinden günümüzde dünyanın hemen her yerinde kullanılan elektrik ampulüne bir işaret olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü ampul cam içindedir ve tıpkı ayette tarif edildiği biçimde bir yıldız gibi parlar, ışık saçar. Bu nesnenin yakıtının doğuya ve batıya ait olmaması, bu cismin yakıtının fiziksel boyutta bulunmadığının bir işaretidir. Nitekim ampulün yakıtı olan elektrik, madde boyutunda değil, enerji boyutundadır. Ayrıca ayette bildirildiği gibi kandil, gaz lambası gibi aydınlatıcılardan farklı olarak elektrik ampulü, ateş olmadan yanar. Tüm bu bilgiler göz önüne alındığında da, bu ayetlerin insanlığın çok önemli bir keşfi olan elektriğe işaret ettikleri düşünülebilir. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Zamanın göreceliği. Zamanın göreceli olduğu günümüzde ispatlanmış bir bilimsel gerçektir. Bu gerçek 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Einstein'ın görecelik kuramıyla ortaya çıktı. O döneme dek insanlar zamanın göreceli bir kavram olduğunu, fiziki şartlara göre değişkenlik gösterebileceğini bilmiyordu. Ama ünlü bilim adamı Albert Einstein bu gerçeği ispatladı. Zamanın kütleye veya hıza bağımlı değişken bir kavram olduğunu ortaya koydu. Ne var ki Einstein'dan yaklaşık 1300 sene önce, M.S. 7. yüzyılda indirilen Kur'an'da zamanın göreceli olduğu açıkça bildirilmekteydi. Gerçekten senin Rabbin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan 1000 yıl gibidir. Gökten yere her işi O evirip düzene koyar. Sonra işler sizin saymakta olduğunuz 1000 yıl süreli bir günde yine O'na yükselir. Geri döndüren gök. Dönüşlü olan göğe andolsun. Kur'an meallerinde dönüşlü olarak tercüme edilen rec'i kelimesi, geri çeviren ya da geri döndüren anlamlarına gelir. Bu da önemli bir bilimsel gerçeğe işaret eder. Dünyayı çevreleyen atmosfer pek çok katmandan oluşur ve her katmanın canlılar için gerekli olan bir görevi vardır. Her tabaka, kendine ulaşan madde ve ışınları uzaya ya da yeryüzüne geri döndürür. Örneğin 13 ila 15 kilometre yükseklikteki troposfer tabakası, yeryüzünden yükselen su buharının yoğunlaşıp yağış olarak yere geri dönmesini sağlar. 25 kilometre yükseklikteki stratosferin alt tabakası olan ozonosfer, uzaydan gelen radyasyon ve zararlı ultraviyole ışınlarını yansıtarak yeryüzüne ulaşmadan uzaya geri dönmelerini sağlar. İyonosfer tabakası, yeryüzünde yayınlanan radyo dalgalarını bir uydu gibi yeryüzünün farklı bölgelerine geri yansıtır. Böylece telsiz konuşmalarının, radyo ve televizyon yayınlarının uzak mesafelerden izlenebilmesini sağlar. Manyetosfer tabakası da, güneşten ve diğer yıldızlardan yayılan zararlı radyoaktif parçacıkları yeryüzüne ulaşmadan uzaya geri döndürür. Gökyüzü tabakalarının henüz yakın bir geçmişte keşfedilen bu özelliklerinin, yüzyıllar öncesinde Kur'an'da belirtilmesi, Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunun bir başka ispatıdır. Bir Kur'an ayetinde dağların çok önemli bir özelliğine dikkat çekilir. Dağların, yeryüzündeki sarsıntıları önleyici özelliği. Yeryüzünde onları sarsmasın diye sabit dağlar yarattık. Ve bugün
Jeoloji bilimi dağların bu özelliğini kanıtlamıştır. Bilim adamları eskiden dağların sadece yeryüzünün yüzeyinde kalan yükseltiler olduğunu düşünüyordu. Ancak 20. yüzyılda çok önemli bir gerçeği fark ettiler. Dağların sadece yüzey yükseltileri yoktur. Dağ kökü adı verilen kısımlarıyla kimi zaman kendi boylarının 10-15 katı kadar yerin altına doğru uzanırlar. Örneğin zirvesi yeryüzünden 9 kilometre yukarıda olan Everest Dağı'nın 125 kilometreden fazla kökü vardır. Bu kökler yeryüzü kabuğunu oluşturan çok büyük tabakaların çarpışmaları sonucunda meydana gelir. İki tabaka çarpıştığı zaman daha dayanıklı olan ötekinin altına gider. Üste kalan tabaka kıvrılarak yükselir ve dağları meydana getirir. Altta kalan tabaka ise yer altında ilerleyerek aşağıya doğru derin bir uzantı meydana getirir. Bu uzantılar da dağ kökleridir. Dağlar kökleri sayesinde yeryüzü tabakalarının bileşim noktalarında yer kabuğunu sabitlerler. Böylece yer kabuğunun magma tabakası üzerinde ya da kendi tabakaları arasında kaymasını engeller ve bundan ötürü oluşabilecek büyük yer sarsıntılarını önlemiş olurlar. Bu özellikleriyle dağlar tıpkı tahtaları bir arada tutan çivilere benzerler. Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır. Biz yeryüzünü bir döşek kılmadık mı? Dağları da birer kazık. Evrenin genişlemesi. Günümüzde ileri teknoloji sayesinde yapılan araştırma, gözlem ve hesaplamalar evrenle ilgili birçok sırrı aydınlığa çıkarmaktadır. Bunlardan biri de evrenin sürekli genişlemekte olduğudur. Bu genişleme ilk kez 20. yüzyılın başlarında gündeme geldi. Rus fizikçi Alexander Friedman ve Belçikalı evren bilimci Georges Lemaître, evrenin sürekli hareket halinde olduğunu ve genişlediğini teorik olarak hesapladılar. Daha sonra bu gerçek 1929 yılında gözlemsel olarak da ispatlandı. Amerikalı astronom Edwin Hubble kullandığı dev teleskopla gökyüzünü incelerken ilginç bir gerçekle karşılaştı. Yıldızlar ve galaksiler sürekli olarak birbirlerinden uzaklaşıyordu. Bu, astronomi tarihinin en büyük keşiflerinden biriydi. Çünkü her şeyin sürekli olarak birbirinden uzaklaştığı bir evren, sürekli genişleyen bir evren anlamına gelmekteydi. Evrendeki cisimler tıpkı şişirilen bir balonun yüzeyindeki noktalar gibiydi. Balonun yüzeyindeki noktalar, balon şiştikçe birbirlerinden nasıl uzaklaşıyorsa, evrendeki cisimler de evren genişledikçe birbirlerinden öyle uzaklaşıyordu. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği 14 asır öncesinde ne teknoloji gelişmişti ne de astronomi bilimi. Henüz hiçbir insan bu bilimsel gerçeğin farkında değildi. Ama ayetlerde evrenin genişlediği açıkça bildiriliyordu. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz.